Herkese merhabalar. Saatler 14.45, seans notları başlıyor. Haftanın son işlem gününde ne oluyor, ne bitiyor? Hızlıca bir göz atmakta fayda var. BIST 100 endeksi dün bir kez daha 8.060'lar seviyesini test etti. Merkez Bankası'nın kararının ardından da bu bölgede biraz oyalandı. Ancak kapanışımız 8.000 puan seviyesinin altından gerçekleşince bir dakika ne oluyor moduna geçti piyasa. Bugün de %0.24'lük bir değer kaybı var ve 7.879 puan seviyesindeyiz. Ne oluyorun cevabını birazdan Vahap Taş'tan stüdyoda konuğum olacak. Ona da soruyor olacağım elbette. Dolar TL'ye bakıyorum %0.20 yukarıda 28.88 17'deyiz. Euro TL'deki yükseliş %0.17 düzeyinde, orada da 31.54'leri görüyorum. Ve Euro dolar paritesi yeniden 1.09'un üstüne çıktı demiştik dün. Bugün de 1.09.15 seviyesinden bu seviyelerdeki işlemler devam ediyor. Gelelim emtialar tarafına. Emtialardan altına baktığımızda %0.14'lük bir yükseliş var. 1.995 dolar 56 centteyiz. Gram altında da yine yükseliş dikkat çekiyor. %0.38 düzeyinde bir artış var burada. 1.852 lira 60 kuruştayız. Gümüş 23.72'de yatay diyebileceğimiz bir seyir izliyor. Brent petrolü WTI'ye baktığımızda ise bugün neredeyse birebir aynı oranlarda farklı yönlerde hareket ediyorlar. Brent petrol %0.45 yukarıda 81 dolar 79 sentte. WTI tarafına baktığımda ise %0.44'lük aşağı yönlü bir hareket görüyorum. Orada da 76 dolar 76 sent seviyesindeyiz. Şimdi dün jeopolitik tarafla ilgili olarak İsrail-Hamas o ara vereceğiz anlaşmasının ne zaman devreye gireceğini konuşuyorduk. Dün olması gerekiyordu. Bugün Türkiye saatiyle akşam saat 8'e ötelendiğini biliyoruz. Bir yandan da gözümüz kulağımız elbette o tarafta, altın ve petrol tarafıyla ilgili fiyatlamalar açısından da diyelim. Ve şimdi araştırmaya dönelim. Burcu Kıratlı bizi bekliyor. Buyurun. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasına geldik, oturduk. Burcu Kıratlı da yanımda. Ben biraz önce böyle Jimmy'ye doğru gidiyordum. Yani bayağı bir yaklaştık, böyle yüz yüze geldik. Duramıyorum ki, bu kadar hareketli olunca da maalesef böyle şeyler geliyor başımıza. Pekala. Bugün bir şirket raporundan bahsedeceğiz. Kısa da bir zamanımız var. Hemen sözü sana vereyim. Öne çıkan başlıklar üzerinden bir gidelim. Şimdi aslında yenilenebilir enerji. Senle de yayınlarda çok konuşuyoruz. Bu 12. Kalkınma Planı çerçevesinde de Sayın Cevdet Yılmaz'ın da geçen günlerde bahsettiği konuydu. Yenilenebilir enerjide yeterlilik seviyemizi yükseltmek dedi ve enerji sektörü öncelikli hedefimizdir dedi. Şimdi bu bağlamda da yenilenebilir enerji hisselerine ve sektörüne bir kez daha dikkat çektikten sonra rapordan bahsedeyim. İntegral Yatırım bir rapor yayınlamış. Akfen yenilenebilir enerjiyle %164 getiri potansiyeli ve 52 TL hedef fiyat ile araştırma önerileri kapsamlarına almışlar. Şimdi buradaki ana temalarda ilk onlar da bu çerçeveden bahsetmişler. Yenilenebilir enerjiye destek sağlanması. Yani ana tema bu aslında ve doğal gaza bağımlılığın azaltılmasına yönelik ulusal stratejiliği de bu aslında şu anda. Dolar cinsinde sabit alım garantisiyle birlikte yenilenebilir enerji teşvik sisteminin getirdiği getir döngüsü ve yine geliştirmede, bu iş geliştirmede finansman sağlama kolaylığı ve Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi de arttırıyor. Bu anlamda avantajlı konumda bulunan sektör diyebiliriz şu anda. Katalizörler arasında hedef 1000 megawatt kurulu güce ulaşması şirketin. 2024 sonunda 441 ve 2025 sonunda ise şirketin başvuruda bulunduğu GES'lerden toplamda 890 megawatt kurulu güce ulaşmasını planlıyormuş şirket. Ve 2030 yılına kadar toplamda 1000 megawatt güce ulaşacak olup kapasite artışıyla da bunu sağlanacağını düşünüyorlar. Şimdi özellikle burada FOBÖK bazlı büyümede %6,5 dolar bazında bu arada yıllık birleşik büyüme oranı olacağını düşünüyorlar. Hem kapasite artışı ve hem ortalama piyasa takas fiyatının yukarı yönlü seyretmesi öngörüsü doğrultusunda FOBÖK beklentisi 2023 yılı için 107 milyon dolar ve 2024 yılı için ise 142 milyon dolar. Burada şunu da eklemek isterim. Özellikle azami uzlaştırma fiyatının kalkmasıyla birlikte piyasa takas fiyatının üzerindeki baskının azalması
olması bekleniyor genel anlamda sektör için. Bu Nisan 2022'de devreye almıştı ve yüksek ham madde girdileriyle çalışmak durumunda kalan santrallerin korunması amacıyla devreye alınan bir uygulamaydı. Şimdi bunun kalkmasıyla birlikte buradaki baskı biraz daha fiyatlar üzerinde daha serbest belirlenir oldu. Bir de ayrıca şirketin 2030 yılına kadar yaklaşık Didem 250 milyon dolar yatırım yapması da bekleniyor. Ve bu da tabii kapasite artışları konusunda. Ayrıca söz konusu yatırımlar sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kapsamında olup finansman sağlayabilecek mali yapıdalar. Bu da ayrıca önemli. Ve şirket çarpanlarına göre özellikle 7.1 FK ile işlem görüyor. Çok yüksek bir FK değil. Şu andaki borsa ortalamasına paralel de diyebilirim hatta. Ve aynı zamanda hem hibrit üretime geçiş ve kapasite artışıyla desteklenen FABÖK marjında beklediğimiz sürdürülebilir yükseliş ile FABÖK bazında dediğim gibi az önce dolar bazında %6,5 yıllık birleşik büyüme oranıyla model portföylerine dahil etmişler. Çok da iyi bir getiri potansiyeli sunuyor. Yenilenebilir enerji 2024 yılında da en çok konuşacağımız sektörler arasında yer alıyor. Çok teşekkür ediyorum Burcu Kıratlı paylaştığın tüm bu notlar için. İyi bir hafta sonu ben diliyorum sana. Şimdiden iyi çalışmalar. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Vahap Taş'tan yanımda stüdyoya jet hızıyla geldi. Ben arada selfie bile çektim. Yönetmenim inanamıyorum sana diyor. Dedim ya bugün böyle bir hiperaktivite var benim üstümde. Sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sana başarılar diliyorum. Neyse ki kısayım. Neyse ki kısayım, neyse ki alışığım demiyorsun da. Alışığım, doğru. Ha, eyvallah, tamam peki. Şimdi çok merak edilen husus. Merkez Bankası'nın kararından sonra... Bir de üstüne yapılan açıklamalar vardı elbette hani gelen regülasyonlarla alakalı olarak. Bir parasal aktarım mekanizması artık nasıl çalışacak, ne kadarı çalışıyor, ne kadar daha bir düzenlemeye ihtiyaç var bu. Ve iki elbette ki onu saklayalım bir sonraki soru için ama BIST tarafıyla ilgili bu gelişmeler ne ifade ediyor? Önce biraz dünkü karar ve biraz daha makro taraftan sizin ilk yaptığınız değerlendirme yatırım finansmanda. Tabii artık şu tartışmayı yavaş yavaş geride bırakacağız. Yani Merkez Bankası'nın faiz artırımı artık enflasyon beklentilerine neredeyse yakınlaştı. Ve hani Merkez Bankası'na uzun bir dönemdir getirilen ana eleştirilerden biri neydi? Yani negatif reel faiz ya da Türkiye ekonomisine yönelik bir yabancı bakışıyla veya bir yatırımcı bakışıyla baktığımızda negatif reel faiz. O tarafı biraz artık dışarıda bırakıyoruz. En önemli unsurlardan biri ne olur? Artık rezervler. Bunu tartışmaya başlayacağız. Bu bir. İkincisi Merkez Bankası yani faiz artırımı karar metninde hem şunu söyledi, biz bu noktaya geldiğimiz yerde yavaş yavaş sıkılaştırıcı adımların enflasyona yansımasını göreceğiz. Hı hı. Ama bir taraftan da şunu söyledi, yani artık yavaş yavaş beklemeye geçebiliriz gibi bir sinyal var bir tarafta. Diğer taraftan da yani biz izliyoruz, bir fedvari bir söylem var. Eğer ki gerekli olursa bir faiz artırımına daha gideriz. Ama hani herhalde anladığım piyasanın artık beklentisi yeni bir faiz artırımı gelmeyebileceği yönünde. Çünkü yavaş yavaş enflasyon beklentilerinin kontrol edebildiği bir noktaya geldik. İzlenmeye geçilebileceği bir noktaya geldik. Tabii beklentilerin üzerinde olması bir miktar şok yarattı ama bir anlamda da şunu sağladı. Hem Merkez Bankası'nın bir kararlılığını gördük hem de önümüzdeki yıl enflasyonda yeni bir zirve oluşsa dahi bir önden yüklemeli faiz artırımı olduğu için aslında önümüzdeki yılın beklentilerini de birazcık erkene çekmiş oldu. Bu anlamıyla aslında piyasanın günün sonunda diyeyim, yani belki kısa vadede biz tarafında biraz aşağı baskı oldu ama günün sonunda iyi. Yani en azından muhtemelen CDS tarafında da yavaş yavaş bir gerileme göreceğiz gibi duruyor. Bu çerçevede genel böyle bir resim çizecek olursak olumlu. Hani ikinci soruna istiyorsan geçeyim. Ona henüz soru... geçmeyelim. Tamam. İstemiyorum. Şey istiyorum. Şimdi Mehmet Şimşek'in de açıklamaları vardı. Dezenflasyon sürecinin 2024'ün ikinci yarısında, Haziran'dan itibaren başlayacağı şeklinde.
Sence dünkü bu daha önden yüklemeli olarak tanımladığın faiz artışı onu biraz daha öne çekecek mi? Yoksa oradaki gidişat zaten belli başka daha temel gerekçelere dayalı olarak mı ikinci yarıda başlanacak deniyor? Örneğin baz etkisi, hani hep bahsettiğimiz 15 yıl etkisi. Tam onu söyleyecektim aslında. Yılın ilk yarısında çok kuvvetli baz etkileri var. Biraz onlar geride kalmaya başlayacak. Yani enflasyonu aşağı çekecek ana hususlardan biri baz etkisi. Diğer taraftan yani Merkez Bankası fiyat istikrarıyla finansal istikrarı, ki finansal istikrarda büyük ölçüde işte ödemeler dengesi açığı, kredi genişlemeleri oradan ölçmeye çalışıyor. Bunlar yavaş yavaş aşağı çekiliyor. Yani kredi genişlemeleri, kredi büyüme oranları büyük ölçüde düştü. Bu da enflasyonu bir ölçüde dizginleyebilecek ve dezenflasyon sürecine katkıda bulunabilecek bir husus. Tabii bazı dışsal faktörler var. Örnek veriyorum petrol fiyatları. İşte orada bir kaygı var mı? Görüyor musun bir kaygı? Şu aşamada açıkçası gördüğümü söyleyemem. Yani hani işte bu İsrail-Filistin çatışmalarının olduğu dönem, OPEC'in çok aşırı bir şekilde arzı kısacağız dediği dönem 100 dolarlar konuşuluyordu. O da 30 Kasım'a ertelendi. Bu yani hafta hani, son olacaktı. Pek uzlaşım ortamı yok gibi sanki kesintiyi ama. Kesintiyi uzatsalar dahi benim öyle bir 3 haneli petrol fiyatı beklentim yok. Peki. Amerika'da zaten rezervler artık artış eğilimine girdi vesaire. O yüzden 2024 yılı muhtemelen ikinci yarısı itibariyle enflasyon biraz daha o gerilemeye geçecek ama biraz da şuna bağlı. Yani Merkez Bankası işte %40'larda şu an politika faizi. Artırmadığını varsayıyorum. Artırmadığı varsayımında. Faiz indirim sürecine ne zaman girecek? Eğer ilk çeyrekte girerse enflasyon beklentileri yeniden bozulur. Ama eğer ki ikinci çeyrek değil, hatta yılın yarısından itibaren ikinci yarısı bir sinyal verip yılın üçüncü çeyreği itibariyle bir faiz indirimine giderse o zaman aslında beklentileri kontrol edilmiş olur. O yüzden öncelikle enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin aşağı çekilmesi gerekiyor. Sonrasında faizlerin aşağı çekilmesi çok daha doğru olacak bence. Pekala. Şimdi yine bu konu üzerinde şunu da sormak istiyorum. Zaten bu yeni para politikası setinin en başından bu yana seçici krediler teşvik edilecek. İşte TL varlıklara iştahı arttırmaya yönelik adımlar atılacak. Bu bazın korunduğunu görüyoruz söylemlerde de, hareketliliklerde de. Şimdi buradan çıkışla şunu söyleyebiliyor musun bana mesela? Ya Merkez Bankası tek başına attığı bu adımlarla birlikte piyasalarda kur faiz dengesini kurabilir. Yoksa burada maliye politikalarında özellikle seçimden sonra çok senkronize bir eylem içinde mi ilerlemesini görmemiz gerekiyor daha somut sonuçlara ulaşmak için? İktisatın herhalde 150 yıllık tartışması bu. Yani para politikası mı etkilir, maliye politikası mı etkilir? Biraz da biz tartışalım. Aslında değil. Yani her ikisinin birlikte senkronize hareketi çok daha kritik. Maliye politikası tarafında zaten verilen mesajlar oldukça olumlu. Yani hani bir bütçe disiplininin yeniden sağlanmasına yönelik çok net söylemler var. Bunun para politikasıyla birleşmesi demek aslında gelecek beklentisini yönetebilmek demek. Bir Merkez Bankası'nın aslında belki tamam faiz ana araç ama faiz haricinde paranın olmadığı bir para politikası da var. Parasız para politikası diyoruz biz ona. Hatta benim lisans tez konum bu arada o. Bir sözlü yönlendirmeyle piyasa beklentilerini yönlendirebiliyor musunuz? Piyasa beklentisini yönetmek bir faiz artırımı kadar neredeyse önemli. Bunun en net örneği FED. Faiz artırmadan bile piyasayı yönlendirebiliyor. Merkez Bankası yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bu noktaya geldiğinde şu anki bütçe disiplinine sürdürülebilecek olursa önümüzdeki yıl, ki seçim yılından bahsediyoruz. Hep böyle seçim dönemleri bütçe disiplininden ödün verilen dönemler olarak bilindiği de aslında ortada. Bu kez bunu, öyle olmaz mı diyorsun? Bu sağlayabilirsek yani olur olmaz tartışmasına şu an ne kadar girsek de gerçeği... Hayır çünkü sonuçta ücretler belirlenecek. Şimdi önümüzde o var ya yani çok somut olarak. Ücretler burada için bir... ne diyorsun? Yılda bir kere bir asgari ücret artışı tartışması doğru, da var. Doğru. Fakat ve de hedeflenen enflasyon üzerinden aslında ücret artışlarının gelmesi beklentisi var. Bu ifade ediliyordu. O da aslında belki doğru enflasyonist beklentileri set altına alabilmek için. Ama üreticiler ve satıcılar açısından bir bağlayıcılık olmadığı için yine tabii olan dönüp dolaşıp
tüketiciye mi olacak? Tüketiciye olacak kaygısından ötürü soruyorum yani sana. Yani enflasyonda, yani bu İngiltere için de geçerli, bu Amerika için de geçerli. En büyük fatura genelde nihai kullanıcıya kalıyor. Önümüzdeki yılda bunun benzeri Türkiye için olması ihtimali oldukça yani yüksek. Yani bütçe performansı dediğimizde biraz daha kamunun da elini taşın altına sokuyor olduğu bir yıl görürsek belki biraz daha farklılık kesinlikle yaşamış oluruz. Kesinlikle, ama şu kesin, yani pandemi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de o gelir dağılımındaki adaleti biraz daha aşağıya çekti. Tabii. Bunu Gini katsayısından da görüyoruz. Bunu işte en varlıklı %20'lik kesimin işte en pastadan aldığı payın büyüklüğünün artmasından da görüyoruz. Bu ortada. Bunun düzelmesi öyle 1-2 yıllık bir süreçte değil. O da kesin. Devam eden bir politikalar bütün en azından 4-5 yıllık bir süreçte olması gerekiyor. Pekala. Şimdi piyasalar tarafına geldiğimizde sevgili Vahap, BIST 100'de kısa vadeli de olsa aşağı yönlü bir baskı oluştu dedin. Peki şimdi katalizör olarak ne var önümüzde? Yani kısa vadeli baskı deyip bu kısa vadeyi bir ay mı, iki ay mı, üç ay mı, bir gün mü, üç gün mü diye somut olarak herhalde konuşamıyoruz henüz. Ama en azından ne tür katalizörler var piyasanın yukarıya çıkması için kenarda tuttuğumuz? Ne tür riskler var piyasanın bir miktar daha aşağı yönlü seyrinin devamı için? Şimdi hemen şeye geçeyim istersen. Yani mevduat faizlerinin geldiği nokta, aylardır tartıştığımız artık KKM'den çıkalım mı, borsadan mevduata geçelim mi? Tam bu zaman. Evet. Bunu tartışacağımız zaman bu. Şimdi sabah biz de bir not gönderdik yatırımcılara. Analiz ekranını açtığımda Borsa İstanbul 100 Endeksi için şu anda 12 aylık hedef fiyatlar %30'luk bir potansiyel işaret ediyor. Eğer borsanın BIST 100'ün tamamını alacaksak 12 ay vadede bir %30 getiri potansiyeli sunuyor. En azından işte bütün aracı kurumların hesaplamalarından yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. Bir kere mevduatın altında bu kesin. Evet, %30. Ama hani biraz daha bu kümeyi küçülteceğim. Bizim hani kendi tarafımız için söylüyorum. Yok, BIST 100 için değil. Yani BIST 30 için değil. Kendi model portföyümüzdeki şu anda şirketlerin ortalama potansiyel getirisi %54. Buradan şu çıkıyor. O da faizin üstünde. Faizin üstünde. Enflasyonun da belki, enflasyon beklentilerinin de bir tık üstünde. Borsadaki yani BIST 100'deki şu anda şirketlerin %60'ı takip ediliyor veya analistler tarafından fiyatlanıyor, hedef fiyat veriliyor. Bunların yarısı %30'un üzerinde. Bunların yaklaşık %30'u, %40 kadarı da %45'in üzerinde getiri potansiyeli sunuyor. Şimdi hemen burada bir parantez açayım. %46 mı, %48 mi? Ben 46'yı betimlemeye çalışıyorum aslında. Ha? Üst bandı yıl sonu hedefi için resmi %46. %45 üstü, hadi diyelim ki %55. 9 puan fark. Tabii. Ya da 11 puan fark. 46 olur, 45 olursa 9 puan, 46 olursa 10 puan. Kabaca 10 diyelim biz buna. Kabaca 10. Aynen. Yatırımcı açısından baktığında bu risk, o 10 puanlık getiri olasılığı, sabit mevduat faizi hemen oraya biliyorsun geliyorum. Ya. Hemen oraya geliyorum. Orada da şu var. Merkez Bankası tabii yani cumadan cumaya belirli oluyor ama şu anda 3 aylık faiz, yani KKM ile de karşılaştırma açısından söylüyorum, %46'da. O %46'nın geldiği nokta biraz da o. Yani enflasyon beklentileri 3 aylık vadeli mevduat faizi ki en yüksek o. Çünkü KKM ile yarıştırmak için biraz da o öne çıktı. Ama KKM azaldıkça muhtemelen 13 aylık mevduat faizi de 1 ve 6 aylıklara yakınsayacak. Bu bir. İkincisi, şimdi 3. çeyrek finansalları yeni bitti. 12 aylıkları alacağız. 12 aylıkları aldıktan sonra bu fiyat hedefleri muhtemelen yukarı revize edilecek. O zaman bu %30'luk yükseliş potansiyeli belki olacak %40. Belki bizim model portföyümüzdeki şirketlerin ortalama hedef fiyatlarıyla karşılaştığımızda %60'ın üzerinde belki bir potansiyel sunacak. Bir de enflasyon muhasebesi karşımızda. Bu da hani belki finans şirketlerini dışarıda tutacağız. Belki bazı sanayi şirketlerinde marjları kısıtlayacak. Hatta belki favorileri aşağı çekebilecek ama günün sonunda o duran varlık değerlemesi büyük ihtimalle
şirket hedef fiyatlarına bir yukarı revize getirecek. Yani geldiğimiz noktada mevduatla KKM arasında bir yarıştırma yapabiliriz ama ben şu aşamada hala yani BIST'in mevduatla borsa arasında çok da birebir bir rekabet yok. Aynen, rekabet yok, hala BIST tarafı sanki daha ağırlıkta. Peki çok kısaca o zaman bir katalizör bilançolar dedin. Hı hı. İkinci katalizör enflasyon muhasebesi, hı hı, dedin. Yabancı yani işte yani hani yarı yarıya öyle katalizör diye. Çünkü şey değil yani, sadece bir defterde bir şey değiştiriyoruz tabii, elbette, aslında. Tabii elbette. Aynen öyle. Ben de zaten o argümanı diyecektim. Şey isteriz hani, favori isteriz. Operasyonel bir şeyler görmek operasyonel isteriz. Bir şey isterim ben, evet, neticede. Peki kur tarafıyla ilgili, hı-hı, ne düşünüyorsun? Faiz arttı ama kur hala küçük küçük de olsa yukarı yönlü devam ediyor. 28-30, 28-70 şu anda opsiyon piyasasında benim gördüğüm çok kuvvetli destekler haline gelmeye başladı. 30 tabii bir şey olarak, bir psikolojik seviye olarak da önde. Aynı zamanda 30 bölgesine yazılmış opsiyonlar da var. Sonrasında yanılmıyorsam, yani belki de yanılıyorum şimdi, çok da böyle sallamış gibi oldu ama 31 ve 33, özellikle 33 bölgesini yine opsiyon piyasasında böyle kuvvetli yazılmış büyük montanlı opsiyonlar olarak gördüm. Bunlar hep bize şey, olası direnç, evet, seviyesi olarak karşımıza çıkabilecek bölgeler. Bu bir. İkincisi kur yani belli bir ölçüde aslında yukarı yönlü dalgalanmaya da bırakılmış durumda. Bu da aslına bakarsan çok sağlıksız değil. Yani hem faiz artırıp hem rezervleri yukarı çekmeye yönelik bir politika. Ama kurda da, evet, o dizginlemeyi biraz belki salma. Biraz o da ihracat tarafındaki büyüme gibi hedeflerini biraz daha destekler belki duruyor. Rekabet açısından. Son 3 haftadır dışarıdan yabancı ilgisi de fena değil. Evet. Tahvil tarafına iyi bir para girdi biliyorsun. Bunlar devam ederse biraz daha iyimseriz. Vahap Taşlan, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür kısa ederim. Oldu ama öz oldu, gayet tabii güzel oldu. Çok çok teşekkür ediyorum sana katıldığın için. Efendim, seans notlarını burada noktalıyoruz. Bir aranın ardından Akıllı Para'da Çağlar Kuzdukluoğlu sizlerle birlikte olacak. Görüşmek üzere.